Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Triliçe tadında hem pratikliği hem de harika lezzetiyle favori tatlılarınızdan biri olacak. Karamelli 3 kaşık tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Karıştırma kabına 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket vanilya ekleyip köpük köpük olana dek çırpalım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 dolu yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı hafif tepeleme olacak şekilde un ekleyelim. Fazla tepeleme olmasın. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip malzemeler karışana dek tekrardan çırpalım. Büyük boy kare borcamı bir kaşık sıvı yağla yağlayıp üzerine harcımızı dökelim. Üzerini düzeltip 170 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimiz pişerken şerbeti hazırlayalım. Tencereye 1 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı süt ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene dek karıştıralım bu şekilde. Sadece şekerin erimesi yeterli. Kaynatmamıza gerek yok. Şeker eridiği an ocaktan alalım ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Benim kekim yaklaşık 25 dakikada pişti. Kürdan testi yaparak fırından alalım. İlk sıcağının çıkması için yaklaşık 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra kürdanla üzerine delikler açalım. Ve soğuk şerbeti sıcak kekin üzerine dökelim. Bakın bir anda şerbetini çekiyor zaten tatlımız. Bir kenarda soğumaya bırakalım. Bu sırada üzerinin karamel sosunu hazırlayalım. Tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şekeri alalım. Orta ateşte hafif kahverengi olana dek karıştıralım. Bu aşamada çok dikkatli olmalıyız. Şekeri fazla yakarsak, fazla koyu renk olursa tatlımıza acımsı bir tat verecektir. Fazla koyulaşmasın rengi. Bakın bu şekilde açık kahverengi olacak şekilde. Bu aşamada ocağın altını kısalım ve üzerine dikkatli bir şekilde bir su bardağı süt ekleyelim. Sütü eklediğimiz anda şeker donuyor gördüğünüz gibi. Merak etmeyin, kaynadıkça o açılacak zaten. Kısık ateşte ara ara karıştıralım. Şeker tekrardan eriyene dek. Bu sırada sosumuza hafif kıvam vermesi için bir çay kaşığı nişastayı bir kasenin içerisine aldım. Üzerine çeyrek çay bardağından daha az olacak şekilde su ekliyorum. Nişastayı açmak için şekeri tamamen eriyen karamel sosun üzerine nişastayı sürekli karıştırarak dökelim. Gerekirse hepsini dökmemize gerek yok. Hafif koyulaşana dek dökmemiz yeterli. Ben bir miktar daha nişasta ekledim. Yani bir tepeleme çay kaşığı nişasta diyebiliriz. Bakın bu şekilde hafif koyulaşması yeterli. Ocaktan alalım sosumuzu ve tatlının üzerine yayalım. Bu tatlıyı isterseniz üzerine karamel sos hazırlamadan da bu şekilde sütlü şerbetini döktükten sonra servis edebilirsiniz. Size kalmış. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Sade olarak da çok güzel, çok lezzetli oluyor. Sosu yaydıktan sonra üzerine iri çekilmiş bol miktarda ceviz serpiştirdim. İsterseniz Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Ve tatlımız daha lezzetli olsun, kendini çeksin diye 2-3 saat kadar buzdolabına kaldıralım. Vaktiniz varsa bir gün önceden hazırlayıp bir gece buzdolabında bekletirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Ben yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında beklettim tatlıyı. Dilimler halinde kesip harika lezzetiyle tatlımız servis için hazır. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık. Harika bir lezzet, harika bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.